Başka nasıl çekebilirim ki? Yapımı 13. yüzyıla ait Antalya'nın tarihi simgeleri arasında yer alan Yivri Minare'nin güneye doğru 35 santim yatık olduğu ortaya çıktı. Antalya'da oluşabilecek herhangi bir depreme karşı Yivri Minare yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın daha da genişletilerek depreme dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Tarihle birlikte tabii ki Yivri Minare'nin bazı bölümlerinde hasarlar, bazı bölümlerinde hafif güneye doğru yatmalar söz konusu. Dolayısıyla bu yapının, bu tarihi eser yapısının önümüzdeki yıllara, yüzyıllara hayatını devam ettirebilmesi için ciddi bir çalışmaya ihtiyacı var. Belki de bir güçlendirmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla biz Akdeniz Üniversitesi olarak daha önce bir yüksek lisans tezimizde buraya bir ivme ölçer yerleştirerek, çünkü bu tür yapılarda en büyük sıkıntı tarihi eser yapıların malzeme modellerinin malzeme dayanımlarını bilmiyoruz. En büyük problemlerimiz ve buradan örnek almamız mümkün değil tarihi eser oldukları için. Buna en kısa, en hızlı bir şekilde ulaşabilmek için biz buraya ivme ölçer yerleştirdik ve bu ivme ölçerden elde ettiğimiz, işte biraz daha teknik bakmak gerekirse, periyot verisiyle birlikte malzeme tahmini yaparak binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığının analizlerini yaptık. Yaptığımız bu ilk çalışmada maalesef Yivri Minare'nin Antalya'da beklenen bir depremde yıkılmasının söz konusu olduğunu gördük. Şimdi üniversitemizin açmış olduğu bir altyapı projesine proje önerisi olarak sunduğumuz bir çalışmada, eğer desteklenirse bunu yapacağız. Daha önceki restorasyon çalışmalarında bu tarihi eserimizden alınmış küçük numune parçacıkları var ve bunların kimyasal özellikleri var. Biz bu arkamızda gördüğümüz laboratuvarımızda bu kimyasal özelliklere sahip malzemeleri üreterek Yivri Minare'nin bir parçasını burada modelleyerek test edeceğiz. Bu testlerden elde ettiğimiz verilerle minareye ait en doğru simülasyonu yaparak depreme karşı dayanıklı olup olmadığını ortaya çıkartacağız. Eğer ki depreme karşı dayanıksızsa bu sefer bu minaremizin güçlendirilmesi için alternatif yöntemler geliştireceğiz. Ve depremde hepsi farklı farklı zorlanacak olan malzemeler. Dolayısıyla her bir malzemenin dayanımı bizim için çok önemli. Ama bizim buradaki yüksek lisans tezinde ivme alarak, yani ivmenin karşılığı aslında bizde elastik modül dediğimiz bir veri. Dolayısıyla biz burada kompozit tek bir malzemeymiş gibi düşünerek tek bir elastik modül üzerine giderek bu minareye gelebilecek yaklaşık deprem kuvvetini bulduk. Bu deprem kuvveti hesabında aslında çok büyük bir yanılma payımız yok. Ama bu deprem kuvvetinin karşısında malzeme ne kadar dayanıklı, bunu tam olarak bilemiyoruz. Onun için bu projenin biraz da malzemenin üzerine yöneldik. Dolayısıyla eğer ki biz buradaki malzeme dayanımlarını net olarak bulma şansımız olursa gelen kuvvet konusunda çok bir sıkıntımız yok. Gelecek olan deprem kuvveti konusunda. Dolayısıyla malzemeyi de eğer tayin edebilirsek kuvvetle malzemenin dayanımı karşılaştırdığımızda nihai sonuç ortaya çıkacaktır.